Aşağıdakilerden hangisinde naif fail bulunmamaktadır? Merrat senevetun yıllar geçti ve metet tabibu ve doktor öldü. Fiil fail. Fiil fail. Burada naif fail yok. <laughs> Futihal kitabu ve quriya ma fihi. Kitap okundu ve şey kitap açıldı ve içindekiler okundu futia fiil el kitap naif fail kuria fiil ma fihi efendim naif fail ama kitaplarımız sadece ma'yı naif fail olarak görür fihi ise ma'nın sıra cümlesidir fuhimel kitabu kitap anlaşıldı ve ulime kastu e, tabibi e, ve doktorun maksadı bilindi anlaşıldı fiil naib fail fiil naib fail. Buradaki naib fail muzaf muzafın illetten oluşuyor. Sumi'at Zainab. Zeynep duyuldu, işitildi. Fiil fail, e, fiil naib fail. Bakın merfu e, şey meçhul çatılı fiilin naib faili, meçhul çatılı fiilin merfu ögesine naib fail diyoruz. Malum çatılı fiilin merfu ögesine e, fail diyoruz. Felem e, yukbel fethu'l Kitabı kitabın açılması kabul edilmedi. Efendim. Aşağıdakilerden hangisinde haber şibit cümlesidir? El usta edo dersuhu müfîdun. Bunun normal anlamı Türkçede yok. Hoca dersi faydalı olandır gibi fakat biz bunu şuradaki hu zamiri yerine üstaz sözcüğünü koyarak hocanın dersi faydalıdır diye tercüme ediyoruz. Ama öge değer olarak el-üstaz, müpteda geri kalanı haber. Haber de müpteda ve haberden oluşuyor. Şu haber içerisindeki şu müptedaya ikinci müpteda da denilir. El-üstaz, müpteda geri kalanı haber. Haber de dersuhu ikinci müpteda. Müfit ikinci haber denilebilir. E, efendim, ben şöyle diyorum. Mübteda haber, haber de mübteda haberden oluşuyor. İsim cümlesi ve haber isim cümlesi olduğunda bakınız mübdedaya dönen bir zamir e, içeriyor. E, buradaki ders muzaaf, hu ise muzaafın ileyhtir. Bunu da söylemiş olalım. Allahu yagfiru zunube cemiyan. Allah tüm günahları bağışlar. Allah mübteda. geri kalan haber, haberde fiil cümlesi, fiil, faili gizli, zunub mefulun bih, cemiyan e, tekit bildiren bir haldir. <laughs> Men yamel miskale zerretin hayran yerah yerahu yerah. Men mübteda geri kalanı haber olmuş oluyor. Haberde fiil cümlesi. Yamel fiil faili gizli. Miskale zerretin hayran ise mefulun bih öbeğidir. Yara fiil faili gizli. Hu mefulun bih ögesidir. Müpteda haber fiil cümlesi dedik, müpteda haber fiil cümlesi dedik, müpteda haber isim cümlesidir dedik. Ama bizden istenilen şibit cümlesi olarak gelen haber. Devam ediyorum. El-aybu kusur en tarifel hakikate ve teskute. Hakikati bilmen ve susmandır. Buradaki haberimiz, bakınız fiil cümlesinin önüne en getirilmiş bu mastar edatıdır. Möbel mastarı olarak gelmiş burada haberimiz müevvel mastar müfret soylu haber türüne girer. Fakat 5. beşinci cümlede yedullahi meal Allah'ın eli efendim toplulukla birliktedir. Burada meal ifadesi şibit cümlesidir. Yedullah müptedadır. Muzaf, muzafın ilihten haberde yine muzaf muzaf oluşan bir isim tanımasıdır. Fakat diyeceksiniz ki hani isim tanımlaması müfret soylu habere giriyordu. Efendim zarf soylu e, isim tanımlamaları şibi cümlesi kabul edilir. <laughs> Aşağıdaki altı çizili fiil e, şibi fiillerden şibi fiil yani fiilimsilerden fiil gibi cümle ögesi alan yapılardan hangisinin mefulu bulunmamaktadır? e, efendim. Ammuke Hasan'ın e, pardon. Böyle okunabilir de amcan Hasan de, e ama peşinden gelen ifadeler yanlış olur. Ammuke amcan Hasanu tehdibi ebnahu. E, çocuklarını güzel terbiye edendir. Efendim ammuke mübteda geri kalanı haber. Haber e, burada Hasan e, muzaftır. Tehdib muzafir ileyhtir. E, hasenu tehdib bu bir e, çakma izafettir. lafsi izafettir. E, efendim. Yani hasenu tehdib ifadesinde hasen nekradır. Peki ebnahu nedir? Ebnehu e, muzafir olarak gelen tehdib mastarının mefulün bih ögesidir. Demek ki buradaki şibih fiili meful alıyor. Meful almayan şu bir fiil örneklendirmemiz, bulmamız gerekiyor. Anlamını verdik mi? Evet. Mübdede haber dedik. Bunu da kendi içerisinde ögelere ayırdık. efendim. Tahsunu bir e, bike mükafeetun kulle muhsinin. Her iyilik yapana ödül vermek sana uygun düşer. efendim. E, bunu Türkçe'ye her iyilik yapana e, ee, ödül vermen sana yakışır diye de tercüme etmek mümkün. Tahsunu fiil efendim mükafetun kulle muhsinin ifadesi e, kelime grubu olarak baktığımızda e, fail öbeğidir. Burada kulle muhsinin muzaf muzafın oluşan ifade mükafetun mastarının mefulün bih ögesidir. Bakınız mastarlar efendim nasıl cümle ögesi alıyor. E, i̇smi failler, ismi mefuller, sıfatı müşebbeheler, e, ismi taftiller e, mensuplar bunlar da cümleye geçerler. El ilmu ma'rufetun fevaiduhu. İlim mübteda geri kalanı haberdir. Burada fevaiduhu ifadesi ma'rufetun e, fiilimsisinin e, efendim e, naib failidir. Niye naib failidir dedim. Efendim ismi meful meçhul çatılı muzarifiyle ismi fail ise malum çatılı muzarifiyle benzer. Hani meçhul çatılı e, fiillerin nasıl ki merfu ismine naif fail diyorsak, e, ismi mefullerin e, merfu ismine de naif fail denir. E, efendim, evet bunu e, ilmin faydaları biliniyor diye tercüme ediyoruz. Bunu ma'rufe sözcüğünü e, fiilleştirdiğimizde şöyle denilir. El ilmu tu'rafu fevaiduhu Diyeceksiniz ki, el ilim mübteda, müzekker, niye haber e, müennes gelmiş? Efendim, marufa kelimesinin müennes oluşu, failinin, burada tabi naibi fail, naibi failinin müennes oluşundan kaynaklanıyor. E, 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 burada, e, efendim, e, ilme dönen bir zamir var, hu zamiri. Bu hu zamiri, mübtedaya, el-ilm sözcüğüne dönünce, e, yapımız doğru hale geliyor. İlmi faydaları e, bilinmektedir diye tercüme e, etmek mümkün. İlim mübteda geri kalanı müfret söyle haber e, Efendim fevâiduhu ifadesi marûfe isim mefûlünün nâib failidir Del İnni câilun fil ardı halîfeten e, Buradaki ye innen ismi öznesi geri kalanı da haberidir. Burada câil bir e, bir fiildir. Fiilimsidir. Fiil gibi cümle ögesi alır. Yani inni ec'alu demektir. Fil ardı ca'il e, ismi failinin mefulün fihsi halifeten mefulün bihsidir. İnni ec'alu fil ardi halifeten demek gibidir. E, en şakirun ni'meteke ben e, nimetine şükredenim. E, teşekkür ederim. Burada ene müpteda geri kalan haber. Haber bak burada ismi fail var. İsmi fail fiil gibi cümle ögesi alır. Nitekim ni'meteke ifadesi şakir ismi failinin meful e, bir ögesidir. E, konumuz neydi? Sorumuz meful almamaktadır. Cim şıkkında meful duymadık değil mi? Müpteda haber duyduk. Fevayitte maruferin naib failidir dedik. Yani meful yok. El üstezu dersu mufidu yukarıda bunu irab etmiştik. Üstez müpteda geri kalanı haber haber de müpteda artı haberden oluşuyor demiştik. isim cümlesi olduğu için hu zamiri efendim e, müptedaya raci bir zamir bu haberi müptedaya bağlayan bir zamir. Hani haber fiil cümlesi ya da isim cümlesi olduğunda müptedaya dönen bir zamir içermelidir ya. Evet bu hu onu sağlıyor. Kitaplarımız Üstaz da Müpteda şuradaki derse huya ikinci Müpteda da der. Burada ders sözcüğünün öge değeri soruluyor. Efendim haber merfu bit damme. Şimdi e, haber değil. Müpteda dese neyse. Hani ikinci müpteda. E, bunun hepsi haber. Ya da müfit için haber dese neyse. Yani dersuhu asla haber değil. Ama merfu çünkü müpteda. Neyse B müpteda sani merfu bit tamme. İkinci müptedadır. Tamme ile merfudur. Bu uygun düşer. Haberül müpteda sani ikinci müptedanın haberi. Olur mu? İkinci müptedanın haberi müfittir. Ee, efendim haber fi mahalli ref'in Dersuhu mübtedadır, e, efendim. Dersuhu müfidun, bir bütün olarak e, üstazın ref mahallinde haberidir desek, doğru olur. E, efendim, E şıkkında ne diyor? Haber-ül mübteda, haberi. Normalde mübtedanın haberi dediğimizde, birinci mübtedanın haberi anlaşılır. Eğer mübtedanın yanına birinci, ikinci demediysek, birinci anlaşılır. Eğer ikincisini kastediyorsak zaten, e, müttedâ, gibi bir ilave getirmemiz gerekiyor. Anlamını e, hemen yukarıda vermiştik. Aşağıdakilerden hangisi? İstihâse ifadesidir. Yani yardım e, isteme e, uslubu. <laughs> ya Melikel Bilâdi! Ey e, ülkenin kralı! Nida cümlesi. Ya Sâmiyan! Duâ el-mazlûmi! Ey mazlumun duasını işiten efendim. Ya raculen Ey adam Herhangi bir adam bu tabi ee, Eğer belli bir adama Söyleseydi ya raculu Derdi Memni alet tam olurdu Wa Muhammedu wa Muhammed Bu e, nudbe e, Başlığı altında incelenir e, Efendim e, Burada ise Ya lel ya lel-iğniyâ lil Şu şulama Lama istigas diyoruz. Ee, efendim, ee, ey zenginler fakirlere yardım edin ee, şeklinde anlamında bir ifadedir bu. Ee, İstigâse uslubu çerçevesinde incelenir. Tahzir uyarmak demekti. Aşağıdakilerden hangisi tahzir ifadesi değildir? Hmm. Tahzir değilse büyük bir ihtimalle şeyi sorar. İğra'yı. Tahzir olum, olumsuz, igra olumlu bir yapı içerir. Tahzir uyarmak, igra teşvik etmek demektir. İyyake minel ihmali e, ihmalden uzak durasın. E, efendim ihmal etmeyesin. Yani burada uyarı var. Elberde elberde soğa soğa dikkat et e, efendim tahzir var. Ra sekevel hayta başına ve duvara dikkat et e, efendim. İyyeken tektebe yalan söylemekten sakın. Burada da bir tahsir var. Ama el muruete ve necdete bu efendim teşvik edilen bir husu, husustur. Mertlik yani insanlık ve yardım. Yardım. Yani bundan uzak durma. Aşağıdakilerden hangisinde münada mebni değildir? Hmm. E, efendim ya e, ref alamet üzere mebni olur münadalar ya mansub olur. Bunların belirli şartları var. Ya müminu. Mesela burada tam üzere mebnidir. Ey mümin bu belli bir kişiye nidada bulunuyor. E, nekra maksude deniliyor buna. E, salli. Namaz kıl. Ey mümin namaz kıl. Ya Muhammedani. Ey ee, siz iki Muhammed mebnidir. Ya racülen bakınız bu mebni değildir. Bu racülen nekra gayru maksude. Yani kastedileni belli olmayan nekra. Ama yukarıdakilerde kastedilen e, bellidir. E, o, o yüzden e, marife sayılıyor bunlar. efendim. Ya fatımatu ya racülü bunlar arkadaşlar ref alamet üzere mebni yapılar. Racülen hariç. O mansub bil fetadır. Hangisi iştigalin mansub okunması vaciptir? Aşağıdakilerden hangisinde iştigalin e, mansub okunması vaciptir? Kharajtu <laughs> fe izel gubaru tuseyru Burada e, şuradaki hu gubar sözcüğüne dönen bir e, zamirdir. Mübteda Haber. Haber de fiil cümlesi. Fiil. bir Fail ögelerinden oluşuyor. Çıktım. Bir de ne göreyim? Rüzgarlar tozu işte dağıtıyor. Yani toz dumana karışmış gibi. Esara yusiru isaratun. Bu hareket ettirmek, kışkırtmak efendim gibi anlamlara gelir. E çıktım bir de baktım ki rüzgarlar tozu dağıtıyor. Yani toz dumana karışmış. <laughs> e şerefuke müpteda efendim sunhu bu da e, haber yani şerefini koru demek. Son fiil faili gizli takdiri entedir. Buradaki hu mefulun bihtir. Bu mefulun bir şerefuke müptedasına dönen e, zamirdir. Şerefuke merfu olmak zorundadır. Gubar, müpteda deyince mübtedalar zaten merfu olur. Kelamuke in gultehu fezinhu. Kelamuke müpteda geri kalan haber. Merfu olmalıdır. Teemmeltu düşündüm. Fe ize yunhiduha el amelu. Düşündüm. E, efendim anladım ki halkları e, e, çalışmak yükseltir, kalkındırır. Eşub müpteda geri kalan haber. Yunhidu fiil e, faile el amel he ise mefulun bi. Mübtedalar merfu olur arkadaşlar. Kelamı ke mübteda Geri kalan haber. Şurada kul fiil te e, fail hu mefulun bi. Zin efendim fiil faili gizli hu mefulun bi. E, ögesi. İnnel garibe el garib innen ismidir. E, efendim. İnnen ismi mansup gelir. Yani burada e, garip e, bin mansub olması zorunludur. E, efendim, gabel fil te fail hu mefulun bi. E, ekrim fil faili gizli hu mefulun bi. E, efendim. innel garibe gabel ta hu. Aa pardon, bu inne değil ki in inil garibe gabel tavu. burada düşmüş bir fiilin efendim mefulün bir ögesidir bu ben az önceki söylediklerimi geri alıyorum en için bir de şurada f'yi gördük yani anlam çıkmıyor o zaman bir efendim yabancıyla yabancıyla garip yabancı demek gurbet gurbetçi demek ile Karşılaşırsan ona e, ikram da bulun. E, efendim, buradaki el-garibe düşmüş bir fiilin e, mefunun bihi'sidir ve e, masup olmalıdır. Burada düşmüş olan e, fiili kendisinden sonra zikrettiğimiz gabele fiili e, açıklamaktadır. Yani in gabel tel garibe gabel tavu gibi demektir. İn şart edatıdır. Aşağıdakilerden hangisinin ismi tasgiri yapılırken sonundaki harf atılır? Şimdi ben bunların hepsini tasgirini yapalım. Efendim bakalım hangisi atılıyor. Miftah efendim mufeytih şeklinde söylenir. Oradaki elif miftahın elifi ye'ye ye dönüşüyor. Yani burada bir atılma yok. Sefercel e, Süfeyriç e, Şeklinde söyleniyor. Yani lam atılıyor. Niçin? Ha işte Efendim Beş kök harf, harfli e, Olan yapıları e, Tazkırını Yaparken e, ismi tazkırını elde ederken e, Niye sonuncuyu atıyoruz? Genellikle sonuncuyu e, Çünkü e, Üç tane kalıbımız var Fuil fu'il bir de fu'il şeklinde. E, fe ayn iki köke. Ayn lam iki köke karşılık geliyor. 5 e, beş kök harfli bir kalıbımız yok ki. O yüzden e, beş e, kök harfli bir sözcü e, tasvir yaparken e, dört harfli hale getirmemiz gerekiyor. Burada şair, şuair, şair, şöwei ayir, dirhem efendim, durehim şeklinde e, ismi tasvir yapılır, e, sefercel dedik efendim, menzil bunun da ismi tasvirini yapalım, e, münayizil, <laughs> ilzem, Utlub. E, i̇f'al e, ilzem e, işte bağlan yani sarıl bir şeye ayrılma demek Utlup, iste ifal yap e, bunlar aşağıdakilerden hangisinin mahsul fiilleridir e, bunlar e, teşvik e, edici sözler iğradır evet tahsirde ise e, terk et uzak dur yaklaşma dikkat et söz konusu münadada e, ünadi, ed'u gibi çağırıyorum, sesleniyorum anlamına gelen fiiller efendim takdir ediliyor. İktisasta, ehussu, yani gibi ifadeler efendim mukadder fiillerdir. Bunlar igra fiilleri arasında sayılır. İgra teşvik etmek demek tahzir in zıttıdır. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi tebeiyetle mamuldür? Tebe, mamüldür. tebe, tebe dediğimiz e, şey mesela sıfat e, matuf bedel bir de atf, e, şey tekit e, tekit. Bunlar e, dört tanedir. Ve sırasıyla sıfat mevsufa, matuf, matuf aleyhe, bedel mübdel minhe ve tekit müekkede irab açısından uyar. Onun irabı neyse o da o olur. Harici Ali min beyti fi sabahin. Ali sabah evinden çıktı. Fiil, fail, mefulun bi gayri sarı, mefulun fi Ögesi. Burada beyt kelimesi minden dolayı mecbur olmuştur. Burada tebeyiye söz konusu değil çünkü tekit, e, matuf, e, bedel, sıfat diye bir e, sözcük kullanmadım. Vştera bir semeni e, el havaycı şitéyete, e, onun e, fiyatıyla, parasıyla kışlık ihtiyaçları satın aldı. Buradaki el-havayce şiteiyyete işte rafilinin mefulun bih öbeğidir. Faili ise burada gizlidir. Buradaki eşiteiyye ifadesi mansup olmuştur. Çünkü mevsufu mansuptur. Doğru cevap bu. Diğerlerine bakalım. Fil mesai ekmelel amele ve kharce min mezraatihi. Akşam işi tamamladı ve e, tarlasından e, çıktı. Filmese meful fi, ekmele fiil, faili gizli. El amel mefulün bi, harce fiil, faili gizli. Min mazraatihi mefulün bi gayrı sari. Buradaki el amel mefulün bi dedik. Yani tabi bir unsur değil. Sara aliyun hasadehu ve zahaba bihi ile souqi. Ali hasadını topladı gibi bir anlam var. Fiil fail mefulun bi ve zehebe bihi ile suqi ve onu çarşıya götürdü. Zehebe bi ile kullanılınca götürdü anlamını veriyor. Zehebe fiil faili gizli bihi mefulun bi gayri sari e ile suqi mefulun bi gayri sari. Efendim harfi cerden sonra geldiği için mecbur oluyor. Tehebe ile mezra'atihi tarlasına gitti. Fiil, gizli, fail, mefulun, gayri sarı. Ve amile hunayki ilal mesai. E, orada akşama kadar e, çalıştı. Amile fiil, faili gizli, hunayke, mefulun, fiih ögesidir. E, hunayke, e, mebni olduğu için e, sonunda fetayı görüyoruz. E, efendim. Aşağıdaki master, bab eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? E, bunu yazarak gösterelim. Teasin ifadesi Teasenin e, efendim e, master vezdidir. Tease yeteasen, teasen te fi mazi muzari emir. Emre şey, masları e, mastarı teasi şeklinde el takısı koyalım. E, efendim y düşmesin. Tâsi. Efendim bu yazdıklarımın hepsi tefaul babındandır. Fakat şuraya eee bap yazılmış, tefaul yazılmış. Oysa bu tefaul babındandır. Eğer tefaul babından olsaydı Teessa. Devam ediyorum. Teessa. Yeteessa. Teessa. Ve masları da teessin. El takısı koyduğumuzda Y ortaya çıkar. Teessi olurdu. Ama burada elif uzatılmış. Baştan yanlışı bulduk. Diğerlerini efendim uyarlayalım. Şimdi if ilal. If e, efendim muzarisi yakşairru e, bunun mastarı şey ismi e, mazdi muzari sonra da emri gelir iki şekilde gelebilir ikşairra ya da ikşarir denilebilir e, şey ise mastarı ise ekşi şeklinde gelir. Yani if yani doğru. Ekşi harra if alelle. Diğeri devam ediyor. İntiva in tova efendim bu tavaya kök harfinden infial babından yani doğru in tavaya yan tabi emri in mastarı Entevaun. Bakın kelime sonunda eliften sonra gelen e y ya da vav efendim hemzeye dönüşür ve e, Memdut bir isim e, olur. Hey Henne'e e, henne e muzarisi u mastarı şey emri henni e, efendim mastarı ise tehnietun tehnietun mehmuzul lamların bu şekilde e, tef'iletun vezninde e, masların elde edilmesi yaygındır. Yani tef'il tehniye doğru. infial, intiva doğru. İf'illel ikşi arar o da doğru. İf'al. Şimdi bu erade istedi. Muzarisi yuridu emri erit. mastarı ise iradetun demektir. E, if'al babındandır. E bu da doğru. Baştaki yanlıştı. Aşağıdaki izafetlerden hangisi türü itibariyle diğerlerinden farklıdır. Şimdi izafet deyince aklımıza bir manevi izafet gelir. Manevi. Diğer bir ifadeyle hakiki izafet gelir. Ki bunlar da üç grup içerisinde değerlendirilir. Lam e, anlamlı. Fi anlamlı. Ve min anlamlı. Hı, efendim. E, evet min anlamlı olanı işte beyaniye, fi anlamlı olanı zarfiye diye biliriz. Bir de lafsi izafet vardır. Ben çakma izafet diyorum. efendim şimdi bakalım. Emme <laughs> salihun fe bir fil ameli. Salih'e gelince o çalışmaya devam eder, çalışmayı sürdürür. Çünkü liennehu <laughs> fakirun. Çünkü o fakirdir. Ve huve reisul aileti. Ve o ailenin e, reisidir. Hı, efendim başıdır. Burada reisül aileti muzaf muzafın ileyhten oluşan hakiki bir izafettir. E, reis marifeye muzaf olduğu için marifedir. ve asla el takısı almaz. Hakiki izafet. Fenta'aşet ve teyakkazat fîhe tabiatu hel e, Efendim Efendim intaşa kendine gelmek veya canlandı ve içinde pis huyu, tabiatı, ahlakı uyandı. Burada tabiatu onun tabiatı, onun huyu, onun yapısı demek hakiki zafettir وكان الجو شديد البرد. Hava şiddetli soğuktu. Aşırı soğuk idi. El cev ismi isme şiddet el e, bu e, kanen haberidir. Fara hayyatan. E, efendim rafil faili gizli hayyatan mefulün e, Bir yılan gördü. <laughs> Burada şiddel delberdi, çakma izafettir. Cemil-ül Veci ifadesinde olduğu gibi Şedid-ül Berdi Soğuğu şiddeti olan Aşırı soğuk demektir Ve çakma izafetlerde Şuradaki şedid Yani lafsi izafetlerde El takısı almazsa Nekradır ki alabilir Eğer el takısı alsaydı Marife el takısı almamış O yüzden şedid sözcüğünün Nekra olduğuna hükmediyoruz Efendim lafsi izafettir bu ve lemme adel fellahu ra Burada lemme hani üst üstüne binmiş gibi efendim bu fonttan kaynaklanıyor. Mesela lm yazdım. Bunu şetteledim. Bakınız bu şekilde gözüküyor. Bundan kurtulabilmek için şu l'den sonra bir boş çizgi koyuyoruz. Efendim lemma oluyor. Evet. Velemme adel fellahu çiftçi dönünce eşeğini gördü. Himarahu onun eşeği demek ve hakiki izafet. Lihaza tera hune ve huneke ricalen yetekellemune ve yesterihune tuğle Evet. Orada burada bu yüzden orada burada efendim konuşan ve kış boyunca dinlenen adamlar görürsün. Burada kış boyunca ifadesi yine hakiki izafet çerçevesinde değerlendiriliyor. Demek ki şu lafzı izafet, diğerleri hakiki izafet. Aşağıdaki fiillerden hangisi mezit bir fiildir? Mezit. Mezit ne demek? Köklere ilave getiriyorsun. i̇ki tane kök yapı var. Sülasi mücerret, rubai mücerret. Yücel bir bu, rubai mücerret yudahricu rubayi mücerret, e, efendim yehzilu e, sülasi mücerret, yeşip bu sülasi mücerret, oysa yoksinu ifal ifal babından tek harf artırılmalı muzare muzari bir fiildir efale yufilu efil ifal gibi. Aşağıdaki fiillerden hangisinin sülasi mücerredi? Mehmuz bir fiil değildir. Sülasi mücerredi. Yani kök harflerini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Mehmuz bir fiil değil. Mehmuz ne demekti? İlk harfi ekele gibi e, ya da e, orta harfi sele gibi veyahut son harfi hemzeli olan fiillere biz mehmuz diyoruz. Ekele mehmuzul fe, sele mehmuzul ayn, kara ise mehmuzul lam tür bir fiildir. Şimdi kök harflerini bulalım. İste zene. Efendim bu istifal babından hemze, zel, nun kök harflerinden oluşan bir fiil. Teese bu ese efendim tefaul babından bir fiil. E, ee, Teenne te, bu tefaul babından. Bu tefaul taenne te, ise tefaul babından bir fiil. Oysa del şıkkında e, ittihazı. efendim bu iftial babında e, bir e, ittehaze efendim e, bir fiil. Ha, bu da e, membus, sonuçta. Tehaze. E, ee, ama E şıkkına baktığımızda bu iftial babındaydı. Ee, if e, if ilal babında e, ha, mim, ra kök harflerinden oluşan bir e, fiil. Hatta bu salim bir türü bir fiil. Hani belki buradaki ra'nın şeddeli olduğunu görerek bunun mudaf olduğu zannına kapılabilirsiniz. Kapılmayın. Çünkü ha, mim, ra kök harfleridir. Ee, ve salim türü bir fiildir. Oradaki ra'nın tekrarlanması kalıptan kaynaklanıyor. Kalıp diyor ki e, la'mel fiili tekrarla diyor. Efendim mehmus türü bir fiil değil, salim türü bir fiildir. Aşağıdaki altı çizili isim fiillerden hangisi muzari anlamlıdır? Muzari anlamlı. Mekanekum entum ve şürakeakum siz ve ortaklarınız yerinizde kalın ya da yerinize geçin. Bu emir anlamında bir esem isim fiili. Helum meşu işte şahitlerinizi getirin, getirin anlamında bir emir yani isim fiili. Taaleu işte gelin kul ya ehel kitabe. Teki, ey ehli kitap kendilerine kitap verilenler. Teala ile kelimetin sevain beyne ve beynekum. Sizinle bizim aramızda efendim uzlaşabileceğimiz eşit yani kabul edebileceğimiz bir söze e, gelin. Teal, teal, teal diyoruz ya bu efendim işte isim fiili ve emir anlamı taşıyor. E, bu e şıkkında ye eyyühellezine Ey iman edenler, Aleykum enfusakum, nefislerinize sahip çıkın. E Burada da aleykum emir anlamı ifade eden bir isim fiili oluyor. Oysa tel şıkkında hani onlara felateküllehuma uffin, onlara of bile deme diyoruz ya, buradaki uffin ifadesi e, efendim, sıkıldım, daralıyorum, bıktım gibi, e, efendim artık kaldıramıyorum ee, anlamlarına gelen bir fiille, muzhari bir fiille takdir ediliyor arkadaşlar. Emir değil yani. Aşağıda verilen altı çizili maslar ve türü eşleştirmelerinden hangisi yanlış? Ayşe, Aisha'ten, Hasene'ten güzel bir şekilde yaşadı. Bu Ayşe mazları binayin evi fiyale düzeyinde. Ecebe, icabeten buradaki icabe ee, şimdi sonunda tayi merbuta var ee, ama bunun mastarı merre bildirebilmesi için işte vahide e, gibi efendim sayısal bir değer getirilmesi gerekiyordu. Cim şıkkında tekattem tu fi ameli hayrem tekattemin işimde en güzel e, işimde en güzel bir şekilde ilerledim. Buradaki mutakattem mastarı mimidir. Bakınız e, te tefaul babının e, ismi Mefulü'dür. E, mastar mimisi de odur. Ve temme ihraz ihrazu taaduli benir feriqini İki takım arasında eşitlik sağlandı. Buradaki ihraz e, sarih mastardır. Yani mimsiz mastar. Mimli mastar, mimsiz mastar. Mimsiz mastara sarih mastar diyoruz. Bakın burada dikkat ettiniz mi? Temme artı mastar meçhul anlam verdi. E eşitlik sağlandı gibi tercüme ettim. E şıkkında ne diyoruz? Summe bedaferik Erzurum hücumu bir mazid minel ihtirafiyete. Sonra Erzurum takımı daha profesyonel bir şekilde hücumla başladı. Efendim ihtiraf bir isim ve sonuna iye tun eki getirilmiş. E, yetun eki e, cali mastar ekidir. E, sınai mastar ekidir. Cali mastar ya da sınai mastar da denir. Mesela insan iyyetun eki getiriyoruz. İnsanlık efendim e, diyoruz. İhtirafi ya da profesyonellik e, anlamını veriyor. E, o zaman şurada vahide sözcüğü getirmediği için icabeye biz ne diyecektik? Mimsiz mastar, sarih mastar. Vahide getirilseydi bu mastar merre olabilirdi. Olurdu. Aşağıdakilerden hangisinde fail Temizle açıklanan müstetir bir zamirdir? Ben ögelere ayırdığımda bu ortaya çıkacaktır. Niyame fiil, erracüleni fail. Ekhavveke ifadesi ise övgüye konu olan sözcük. Mahsus bilmedi. Efendim buradaki ehavayke e, sona alınmış yani geciktirilmiş müpteda olarak irap edilir. Bu durumda niyamer racülani e, bunun haberi olur. Öne geçmiş haber. Bu bir. İkincisi ehavayke düşmüş bir müptedanın örneğin huma ehavayke gibi e, haberi olarak da irab ediliyor. Burada e, müstetir bir zamir, e, failden filan bahsetmedim. Temiz filan ne demedim. Fiil, fail dedik. ötegene de e, bu müptedada olarak yorumlanabilir. Haberde. Haber olursa müptedası huma şeklinde düşmüş olur. Müpteda olursa o zaman kendisinden önceki haberi olur. Haberi kendisinden önce geçmiş olur. İstenirse tabi buraya da getirilebilirdi niamellezi yaktimi vatanehu halidun şimdi aynı durum burada da geçerli ee, efendim halid e, ne iyi bir vatana hizmet e, vatana hizmet eden kişidir vatan hizmetçisidir gibi halid vatana hizmet eden ne iyi kişidir niame fiil kelime grubu yaklaşımıyla şunu ben fail sayıyorum ama kitaplarımız elleziyi fail sayar yakdimu vatanehu fiil fail mefulun bih olarak sıla cümlesidir der. Halidun ise yukarıdaki ehavaki için söylenen halid için de geçerlidir. Niyame za'imen sa'dun. Sa'd ne bir liderdir. Niyame fiil faili gizli za'imen ise temizdir. Ha, yukarıdaki zaten bunu bulmamızı istiyordu. Ben yine devam ediyorum. Niyame <laughs> ma Sadegüke Arkadaşının söyle e, e, Efendim Pardon Şu Sadegükeyi e, Gale ile birleştiriyorum Niyame fiil e, Kelime grubu yaklaşımıyla Yuvarlak içerisine aldığım Fail öbeği e, Ama kitaplarımız şuradaki Ma ismi mevsulü fail sayar Peşinden gelen gale fiil Hu mefulün bi Sadegüke de Fail der e, Yani sıra cümlesi e, bu ma e, e, fail dedik. Anlamı ne peki? Arkadaşının söylediği ne de güzel. A, arkadaşının söylediği söz ne de güzel. Fiil fail dedik. E şıkkına bakıyoruz. E, aynı durum burada da geçerli. E, efendim A ve B şıkkında söylediklerim tamamen burada da geçerli. Niyame hakimi şuhara ilce zehir? zuheyrul. Niyame fiil e, ee, bu fail öbeği fakat kitaplarımız hakim sözcüğüne e, fail der. Efendim. Züheyr ne iyi cahile şairi bilginidir, bilgesidir. E, Züheyr'un efendim müpteda muhakar denilebilir ya da düşmüş bir e, mahsup haberidir de denilebilir. E, yani bu tür e, yapılar e, iki iraba da, e, müsait. Hangisini söylerseniz e, doğru olur. Niyame şiirul vataniyu. Efendim e, burada da ee, yukarıdaki gibi bir durum söz konusu niyame fiil eşyerul vataniyyu fail buradaki fail mevsuf artı sıfat tanımasından oluşuyor tamam ee, bundan sonra gelen ifade de o zaman övgüye konu olan isim yani mahsus bilmedi olacaktır şunun hepsi de E, tek bir ögeye karşılık gelecektir. Bu öge düşmüş bir fiilin e, haber olabileceği gibi e, niyam işiyor, ulvatanıyor, haber e, bu da e, müpte sayılabilir. Yukarıda aynı izahatı yapmıştık. Yukarıdaki metnin tam ve doğru tercümesi aşağıdakilerden hangisidir? İslami büyük şairimiz efendim li şairin İslami el azim el azim. İslami Büyük Şairimiz İslami Şairimiz diyor Burada büyük ifadesi Bir defa kaldırılmış İslami Büyük Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Burada A'da da var Cim'de de var Ersoy'un İstiklal Marşı Ne kadar güzel ve milli bir şiirdir Bakınız burada Güzel ve milli diye atıf grubu Yapılmış Efendim burada da güzel ve millidir e, diyor. Burada ise İslami büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiiri ne kadar güzel ve millidir diyor. Burada da güzel ve milli diye atfedilmiş. E, o zaman en uygunu A'dır şurada büyük şairimiz yoktu diğerlerinde de hep atıp kurbu var efendim şuradaki liye ın anlamı verirseniz tercümeye nasıl yansıtıldığını görürsünüz yani buradaki Muhammed Akif Ersoy ifadesi büyük İslam şairimiz ifadesinin bedeli mutabıkı bedeli kul min kul odur e, efendim peki şair e, liden dolayı mecbur olunca onun bedeli de e, mecbur olacaktır büyük İslam şairimiz Muhammed Akif Ersoy'un İstiklal Marşı bak şuraya anlamını verdik liye ben burayı psikopat izafet e, adıyla e, betimliyorum anlatıyorum İslam e, İslami büyük şairimiz Mehmet e, Mehmet Akif Ersoy'un Siklal Marşı e, ne güzel efendim e, milli şiirdir. Şunlar da tekrar mı edilmiş? Ben onu anlamadım. Ne kadar güzel ve ha millidir diyor. Millidir diyerek şuradaki şiir ifadesini e, efendim devre dışı bırakıyor. E, burada da o şey yok. Aynı zamanda atıp grubu yapılmış. E, evet. Aşıkı daha da belirginleşiyor. Fe ya insanu yahmilu nefsen la illa bit turabi. Şurada nokta var. İyyâke minel ve israfi. İyyâke minel hırs ve israf. Hırs ve israftan e, sakın e, demek. Hırstan ve israftan sakın. Şimdi burada e, efendim el insan kelimesinden sonra bakınız ellezi geliyor. Bunun fonksiyonu kendisinden sonra gelen cümleleri marife sıfat isme dönüştürmek. Şimdi ellezi'den sonraki cümleyi ben tercüme eder e, ve e, nitelik bildiren bir sıfat isme döndürürsem el insanın sıfatı yapar tercüme ederim. Yahmilu <laughs> nefsen bir e, can, bir nefis e, efendim taşıyor. La <laughs> teşbahu doymayan bir nefis. La teşbahu illa bir turab sadece toprakla doyan. Topraktan başka hiçbir şeyle doymayan bir nefis taşıyor. E, ellezi ile birlikte taşıyan na dönüşüyor. Sonra da insanın sıfatı yapıyorum. Yani ey topraktan başka hiçbir şeyle doymayan, bir nefis taşıyan insan. E, efendim. Burada nefsen nekr olduğu için bir sözcüğüyle tercüme ettim. Efendim bu gibi ifadelerde en yakınını e, bulmamız gerekiyor. eee bu, burada bir problem yok. Aşağıda ey insan taşıdığın nefis topraktan başka hiçbir şeyle doymuyor. Taşıdığın nefis e, böyle bir ifade yok. Eğer olsaydı şöyle olurdu. En nefsülleti la teşbehu illa bir turabi e, derdik. La teşbehu şey taşıdığın nefis. En nefs e, elleti tahmiluha La bu. Bunu tercüme edelim. Gelin yazalım. Şu ifadeyi taşıdığın nefis topraktan başka hiçbir şeyle doymuyor. Cümlesini tercüme edeceğim. En nefsülleti tahmiluha özne bu. Şimdi yüklem. La teşbe'u illa bitturabi. E, topraktan başka hiçbir şeyle doymuyor. Sadece toprakla doyuyor. Ey insan Cimde taşıdığın nefes topraktan başka hiçbir şeyle doymuyor. Az önce de onu söyledim. Taşıdığın ha burada taşıdığın nefes topraktan başka hiçbir şeyle doymuyor. Aynısı. E, efendim del şıkkı taşıdığın nefsi topraktan başka hiçbir şey doyurmaz. E, o zaman bunu şöyle tercüme edebiliriz. E, la, topraktan başka hiçbir şey doymaz değil, doyurmaz diyor. O zaman la tuşbi'u efendim taşıdığın neredeydi? Taşıdığın nefsi. La tuşbi'u ya da la yuşbi'u diyelim. E, en nefselleti tahmiluha taşıdığın nefsi hiçbir şey doyurmaz. İlla et Sadece toprak. Buradaki et turab yuşbi'u fiilinin fail olur. En nefse bu da mefulun bi öbeyidir. E, e efendim, ey taşıdığı nefis topraktan başka hiçbir şeyle doymayan insan. Efendim, bunun Arapçası şöyle olabilir. Ye eyyühe el insan ya eyyühe el insan la la teşbehu en nefsul leti tahmin hu ya da e, yahmiluhu da yahmilu he de olur. E, yahmilu dersek insana döner. Tahmilu dersek hani buradaki insana nidada bulunuyor ya o insan sensin. E, o yüzden tahmilu diyebiliriz ama he zamiri de nefse gittiği için e, e, efendim mühendis yapılır. İlla bir Bu da ey taşıdığı nefis topraktan başka hiçbir şeyle doymayan e, insan demektir. Yani yukarıdaki cümleden farklı olduğunu anlarsınız. Ellezi la teşbeun nefsul leti yahmiluhe başka e, ellezi yahmilu nefsen la teşbeu e, farklı efendim birbirlerinden farklı. E, istifade i̇stifade ettiğinizi umuyorum. efendim dua ediniz.